10. menakıb Bir zamanda bir Yahudi bir Rafizi ile çekişip dövüşürler. Allahü Teala kelbi, köpeği, hınzır, domuz üzerine musallat eder. Yahudi Rafizi'nin gözünü çıkarır. Rafizi Yahudi'nin eteğine yapışıp mahkemeye götürüp kadi huzuruna varırlar. Rafizi der ki: bu Yahudi benim gözümü çıkardı. Efendi Hazretleri, hakkımı bu Yahudi'den alıver. Kadi Efendi, Yahudi'ye hitap edip, Bire mel'un, bu kişinin gözünün niçin çıkardın? dedi. Yahudi dedi, Sultanım işittim ki, Ruzi mahşerde, rafiziler Yahudilerin merkebi olup, Yahudiler üzerine binip, Cehennem ateşine varırlar. Benim o gün bineyim bu olsun diye gözünün birini çıkardım. Zira hafızam zayıf ve görüşüm azdır. Şayet o gün de teşhis etmem güç olup ve yaya olarak cehenneme varmaktan ise bir gözlü merkebe binmek iyidir dedi. Kadi efendi ve mecliste hazır olanlar Yahudinin bu ilzamından hoşlandılar ve rafiziye tazir eylediler, azarladılar. Muhakkak rafizilerin Allahü Teala katında ve insanlar yanında bütün milletten kötü olduklarında şüphe yoktur. Zira kâfirlerin inatları batıl da olsa birer cevapları vardır. Amma bu melunların asla bir delilleri yoktur. Ondan dolayıdır ki Hazreti Molla Camii Kuddise Sirruhü Sami, Rafiziler hakkında şöyle buyurmuştur. Kıt'a Rafizi olur kıyamette Yahudi eşeği. Yeder onu mülhit cahil, tutup elinde yularını. Nasrani elinde bir demir çomak ile, sürer onu ta o menzile, dar el bevar. Nice yüz bin lanet, o haktan, Resul'den de eşeğe binene, yedene, sürene ki var. Rafiziler kıyamet gününde başka bir bölük olup sualsiz ve azapsız cennete dahil olalım diye ümid edip doğru cennetin yolunu tutup giderler. Cennet kapılarından bir kapıya varırlar. Görürler ki kapıda Ebu Bekr radıyallahu teâlâ an, hazretleri durur. Durmadan, Kevser şarabını ehli İslam'a içirir. Rafiziler Hazreti Ebubekir'i görünce derler ki: Dünyadayken biz bunu sevmezdik. Şimdi de bunun olduğu kapıdan cennete girmeyiz ve bunun elinden Kevser şarabını içmeyiz. Oradan dönüp cennetin bir başka kapısına varırlar. Görürler ki o kapıda Hazreti Ömer radıyallahu teala anh durur. Durmadan müminlere Kevser şarabı içirir. Tekrar o hınzırlar derler ki: Dünyadayken biz bunu sevmezdik. Şimdi bunun olduğu kapıdan cennete girmeyiz ve Kevser şarabını da içmeyiz. Oradan dönüp bir başka kapısına varırlar. O kapıda Osman radiyanullahi an hazretleri durur müslümanlara kevser şarabı içirir tekrar o murdarlar derler ki dünyadayken biz bunu da sevmezdik onun olduğu kapıdan da cennete girmeyiz bunun da elinden kevser şarabını içmeyiz oradan da dönüp cennetin bir başka kapısına varırlar görseler ki o kapıda duran İmam-ı Ali radıyallahu teâlâ hazretleridir. Bunlara sorar ki, Hazreti i Ebu Bekr, hazret Ömer ve Hazreti Osman'ın radıyallahu teâlâ anhüm kapılarına uğramadınız mı? Onlardan kevser şarabını içmediniz mi? Onlar derler ki, onları biz dünyadayken sevmezdik. Onun için biz bugün de onların şaraplarından da içmedik. Onların kapılarından cennete girmedik. Dünyadayken biz seni severdik. Senin elinden kevser şarabını içmek isteriz. Senin kapından cennete girmek isteriz. Ali radıyallâhu teâlân hazretleri bunları reddeyleyip, Bre onlar Bilmez misiniz ki onlardan tezkîre almayınca, Kimseyi cennete koymam ve kevser şarabını içirmem. Yıkılın buradan, buyurur. Hazret Ali'den yüz bulamayınca can başlarına sıçrar. Bilirler ki yanlış yola gittiklerinden belaya uğradılar. Yaptıkları işe pişman olup ne çekerler. Velakin bu pişmanlıklarının faydasını görmezler. Bu felaketteyken her rafiziye birer Yahudi havale olunur. Şimdiye dek sizleri ararız. Nerede gezersiniz derler. Yine o halde birer Nasrani de gelerek birer rafizinin sakalını tutup çeke çeke mahşer yerinin tamamını gezdirirler. Bütün mahşer halkı arasında rüsvay olurlar. Ondan sonra Allahü Teala korusun azab için zebaniler gelir tamamını bu haliyle cehenneme götürürler. Beyt Nimetleri fani olan bu deni dünyayı aşağı tut. Sonu pişmanlık olan işi yapma. Mahşer ehli bunlardan yüz dönüp nefret ederler.